Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da Beled Suresi. Beled Suresinin kelime anlamını söyleyelim. Şehir, belde demek vesaire. Ama Beled Suresinin ilk 4 ayetini işleyeceğiz. Zaten daha önce geri kalanını Sufyan ve çocuklarıyla alakalı işlemiştik onu. Oraya girmiyorum kardeşlerim. Başlıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İlmimizi, irfanımızı arttırsın inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim. Ki sen bu şehirde oturmakta iken. Şimdi özellikle bizi bağlayan ilk iki veya üçüncü ayet olabilir. Şimdi Beled Suresi, kardeşlerim, bildiğiniz kadar size şunu söyleyeyim. İndiriliş sırası 35. Yani bunu belirtmekte fayda var. Hani neden 35 diye baktığımızda da Kur'an-ı Kerim'deki sıralaması farklı. Ama dediğim gibi indiriliş sırası 35. Birinci ve ikinci ayette özellikle bir şehre, bir beldeye işaret ediyor. Diyor ki hayır, bu şehre yemin ederim. Yani yemin edilebilecek bir şehir. İki, ki sen bu şehirde oturmakta iken diyor. Yani sen bu şehirde oturmakta iken biz orayı helak edici değiliz'i hatırlayın. Yani bunu ortaya koyduğumuzda bu şehir neresi, nasıl gibi konulara bakmamız lazım kardeşlerim. Şimdi burada Beled Suresi'nin indirilişi, ondan sonra indirilen sürelere de bakmak lazım. Sırasıyla onları da ekrana koyacağım, siz oradan okuyun. Ve 35 nerenin plakası, örnek. İzmir'in plakası. İndiriliş sırası olarak. Tabi bu dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı ana mana da olabilir ama genelde bu tarz böyle sıralı bir plaka sistemi diğer ülkelerde yok. Çok daha farklı, çeşitli. Bizim ülkemize has bir durum bu. Bunu belirtelim. Ben çeşitli yerlere de baktım. Telefon kodlamalarına kadar bile baktım mesela. Ama öyle olmuyor. Hani baktığımızda. Şimdi biz ne dedik? Özellikle hilafet İstanbul'da kaldırıldı. Yine İstanbul'da ne olacak? Çıkacak. İznillah, Allah'ın izniyle. Yani bizim ülkemizde olmuş olduğunu kabul edersek bu işi. Yani indiriliş sırası 35 İzmir olmakla beraber hayır diyor, bu şehre yemin ederim diyor. Ki sen bu şehirde oturmakta iken, ikinci ayette bunu belirtiyor. Yani bir sonrası veya iki sonrası gibi de algılanabilir. Bununla alakalı aslında bir konumda vermiş oluyor Allahu Alem. En doğrusu Rabbimiz bilir. Böyle bir durum da var. Aklımıza geldi. Paylaşmakta fayda olur diye biz sizlerle paylaşıyoruz. Dediğim gibi özellikle Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sırası ve ayet sırası önemlidir kardeşlerim. Bu bağlamda kim ne derse desin biz hep buna bakıyoruz. Çünkü doğrusu budur. Zaten Beled Suresinin önce ve sonra inen süreleri de koyduğumuzda bunu işlemiştik. Kamer Suresi, Tarık Suresi, bunları hep işlemiştik. Onu anlatalım kardeşlerim. Bunlar ışığında da toparlarsak, bakarsak ben direkt bir adresin verdiğini görüyorum, kanaatindeyim. İnşallah sizlerin de yorum fikirlerinizi almak isteriz. Gerçekten buradan kastedilen şehir neresidir? Neyi anlatıyor? Farklı bir çalışması olanlar da bize çeşitli yorumlarda da bulunabilirler kardeşlerim. Fikir alışverişi içinde olalım. İnşallah dediğim gibi bu çok bariz bir şehirden, beldeden bahsediyor ve diyor ki sen bu şehirde oturmaktayken orayı biz helak edici değiliz. Demek ki o şehirden çıkma olacak. Çıktıktan sonra helak olunacak. Bunu da geçmişteki birçok videomuzda farklı yönleriyle işledik. İşte o sürecin yaklaştığı,
artık düzenin yürüşmesi konusuyla bir hızlandığını görebiliyoruz. O nedenle bu ayetlerin de tecelliyatı ve zuhuratı anlamında ileride daha net anlaşılmış olacak. Bizler de geleceğin not düşme adına bilgimizle, görmemiz, okumamız, anlamamız, idrak etmemizde ortaya koyabildiğimiz ölçüde bir şekilde faydalanma, istifade etme anlamında sizlerle paylaşıyoruz kardeşlerim. İnşallah doğrulardanızdır. Yanlış konuşmaktan, yanlış düşünmekten Rabbimize sığınırız. Dediğim gibi kardeşlerim, Allahu Alem, indiriliş sırasına göre 35. sure olan Bele suresinde, hayır bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmakta iken virgülü koyuyor. İleride başka surelerde veya devamında orayı helak edeceğine bir gönderme yapıyor. İnşallah Rabbim hayırlara vesile kılsın bizi. Hayırlara vesile olduğumuzu düşünün. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olun.